İstanbul'dan Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, değerli basketbol severler. Turkish Airlines EuroLeague'de playoff serisi 3. buluşması Anadolu Efes Olimpia Milano karşılaşmasına hoş geldiniz. Seriyi buraya taşımıştık. İlk maçı kazandı temsilcimiz Anadolu Efes İtalya deplasmanında. İkinci maçı kaybetti. Seride durum 1-1. 3 galibiyete ulaşan taraf Belgrad'daki Final Four'da yer alacak temennimiz. Anadolu Efes'in tabii ki bunu gerçekleştirmesi. Bugün ve Perşembe günü maçların kazanılması Final Four demek Anadolu Efes için. Saha avantajını aldık. Yavaş yavaş takımlar parkeye adım atacaklar. Ben Ulaş Can, yorumcumuz İhsan Bayülken'le birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Yoğun bir atmosfer, tribünler dolmaya devam ediyor. Şu anda yaklaşık 8-9 bin seyirci var salonda. Dışarıda da ciddi bir kuyruk, içeriye girmek için seyirci kuyruğu. Ergin Ataman, burada atmosfer güzeldi ama İstanbul'da onlara 3 katını göstereceğiz demişti. İtalya'daki ikinci maçın ardından atmosfer de giderek yoğunlaşıyor. Koç, tribünler dolmaya devam ediyor. Milano takımı şu anda anonslarla parkeye geliyor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Spor Salonu'nda bir kez daha ışıkları yanma vakti. Önce Olimpia Milano, ardından da temsilcimiz Anadolu Efes. Bu tanıtımlarla parkeye adım attılar. Bir tarafta Ergin Ataman, diğer tarafta Ettore Messina. Seride durum 1-1. Koç, artık sayılı dakikalar kaldı. Saha avantajını taşıdık. Israrla birkaç gündür salı perşembe üzerinde gidiyorduk. Geldik salı akşamına. Anadolu Efes'in 5'i. Kısa bir aramız var. Bir kez daha birlikteyiz. Değerli izleyenler, az önce ilk beşlerde ekrandaydı. Az sonra parkeye adım atacak beşlerde koç. Milano'da Rodriguez ilk beşte, bizde Simon dışarıda şu anda ekranda olduğu gibi. Dizindeki sakatlığı sebebiyle yok bu akşam. Kırdoslav, Simon, bu bilgiyi verelim. Maçla ilgili teknik detaylara baktığımız zaman özellikle orta sahaya geçiş tempomuz rebound dengesi kadar önemli olacaktır. Çünkü tempoyu rebound aldıktan sonra düşük bir şekilde gittiğim zaman rakip takımda yarı sağ savunmasında çalıştıklarını uygulama fırsatı oluyor. Orta sahaya tempolu geçtiğimizde ise rakip takımın analizini doğru yapıp savunmanın organize olmasını da biraz daha zorlaştırabiliriz. İkinci nokta üç sayının kullanım şekli. Üç sayıların kullanım şekli rakip takımın savunmasında neleri doğru yaptığını veya neleri eksik yaptığını görmemiz açısından da önemli. Diğer yandan da rakip takımın köşe üçlükleri konusunda her geçen gün oraları çok iyi yaptığını da hatırlatalım. Başta Troy Daniels ve Bentil olmak üzere rakip takım eksilse de buraya moralli bir şekilde geldi. Artık geri sayım tamam. Hep birlikte mücadeleye hazırız. İlk maçı 64-48 kazanmıştık İtalya'da Milano'da. İkinci maçı 73-66 Milano kazanmıştı. Karşılıklı kazanılan maçlar bu saha avantajını aldığımız anlamına geliyor. Bugün ve Perşembe akşamı burada Milano'yu arıyoruz. Durum 1-1. Koç, artık maç başlıyor. Son 1-2 cümle. Başarılar diliyoruz Anadolu Efes'e. Ortam şu anda playoff için inanılmaz. Öte yandan Plyce'la başlıyoruz. Hücum gücü daha yüksek. Bitirici noktada öne çıkabilecek oyuncu. Yine de Boba ve Simon'un olmadığı bir günde kilit oyuncu seri başından beri söylediğimiz gibi Muharman olacaktır. Misic ve Larkin'e katkısı önemli. Rakip takım Larkin'i üst sayı çizgisinin gerisinde sıkıştırma getirerek topu elinden çıkartıyor. Misic de ise çembere yöneldiğinde. Plyce ve Dunstan hava atışındaydı. Hava atışının ardından ilk hücum Shane Larkin'de Anadolu Efes'ten geliyor. Tribünler hala dolmaya devam ediyor, onu da hatırlatalım. Tamamına yakını dolmuş durumda. Tribünlerin Shane Larkin, Vasile Micic. Alçak posta Tibor Plyce. Orta mesafe Adrian Muharman. 5 saniye kala elden çıkardı. İsabeti buldu. Az önce konuşmuştuk, atarak başlıyor Muharman. Evet, burada Plyce'ın arkasında kısa kalmıştı. Bunu cezalandırmak gerekiyordu ve cezayı kestik. Shavon Shields. Perdede gelen bir faul düdüğü var. Kyle Hines tepede yerde kaldı. Onu savunacak iki tane savunma yönü kuvvetli oyuncu var. Elijah Bryant ve James Anderson. Özellikle ikinci yarısını iyi oynayarak İbrahim Milano'ya çevirmişti Shavon Shields. Yavaş
Recep Bryant kaldı üzerinde. Karl-Heinz perdeye çıktı. Şabaş Yıldız'ın topuna baskı gelmişti. 3 saniye, 2 saniye. Karl-Heinz orta mesafe atışı isabetliydi. Rebound mücadelesi Vasile Mitsi. Top bizde kaldı. İlk hücumundan boş döndü Milano. Topa yapılan baskıda ilk seferde istediğimizi elde ettik. Vasile Mitsi. Shane Larkin. Devon Hall karşısındaydı. Adrian Boerman. Sol forveti yerleşti bu kez. Shane Larkin. 7 saniye var. Shane Larkin. Weiss alan açtı, ona dışarıya açıldı. Şimdi tek ayakta kaldı Tibor Weiss. Atışı isabetli değil. Moerman girdi reboundu ama Shabon Shields'da kalıyor bu top. Çok fazla pas yapmaya çalışıyoruz. Bu da bize artı getirecektir. Shabon Shields çembere gitti. Atışı isabetli değil. Devamında Kyle Hines. Hücum reboundu sonrası bitiriyor. 2-2'lik eşitlik var. Şimdi rakip takımda Shields o açık çeke sahip olan oyuncu. Ve bu tip pozisyonlarda oyunu zorlamaya devam edecektir. Shane Larkin vitesi artıyor da gitti çembere. Shane Larkin. Hücum devam edecek, bir faul beklentisi var seyircinin ama hücum devam edecek. Yerden kalkamadı bir anda Larkin. İlk maçın başlarında bunu konuşmuştuk koç. Sert geçecek bu maç mesajını iki tarafta vermişti. Bugün de daha şimdiden bunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde ki ikinci maçta Larkin ilk yarı hiç çembere gitmemişti. Daha fazla dış atışlarıyla var olmuştu. Bugün çembere atak yaparak başladı. Tibor Plyce. Vasile Mitsic koridoru kullandı. Fake'in ardından örerek atışı isabetli. Vasile Mitsic bir kez daha öne geçiyoruz. Yani şurada gördüğümüz tek bir şey var. Maçı bire bire bıraktırdığımız zaman biz onlardan çok daha yukarıdayız. Yeter ki 5'e 5'e kalmayalım. Shabon Shields solundan devam etti. Tibor Plyce koşu yolunu kapattı. Sergio Rodriguez. Sergio Rodriguez adam değişti. Rodriguez solundan devam etti. Pot altından dışarıya. Düdük duyulmadı. Düdük duyulmadı ama çok öncesinde gelen bir düdük var aslında. Pozisyonun başlangıcında yine yoğun bir tepki. Neredeyse 3-4 saniye olmuştu aslında düdük geleli. Yalnız salon inanılmaz. O kadar olayın içinde ki taraftarlar. Tempo düşmesin. Sergio Rodriguez kenardan top oyuna soktu. Kyle Hines, Shabon Shields. Yeniden Rodriguez, tripping üzeri orta mesafe Sergio Rodriguez. O da ilk yarısını gerçekten çok iyi oynamıştı ikinci maçın. Rakip takımda Shields ve Rodriguez hemen direksiyona geçtiler. Plyce'ın da ikili oyun savunmasında biraz geride kalması bu pozisyonu çıkarttı. Shane Larkin, Devon Hall karşısındaydı. Tripping üzeri Shane Larkin, 3 sayılık atışı isabetli değil. Shabon Shields savunma reboundunu alıyor. 4-4'lük eşitlik var maçın başında. Sergio Rodriguez. Larkin ritmini bulmaya çalışıyor maç başı itibariyle. Kyle Hines. Ben Bentil alçak posta yerleşmişti. Solundan devam etti Shabon Shields. Tepede Kyle Hines var. 5 saniye kala atışta isabet geldi Shabon Shields. Üçlük isabeti geliyor. Rakip takımda atıcılar net bir şekilde belli ve diğer oyuncular o pozisyon için yardımcı olmaya devam ediyor. Bizim açımızdan önemli olan Mitsic Larkin'in bir an önce hücumda temposunu bulması. Plyce Larkin'e teslim etti bu topu. Shane Larkin, Adrian Moerman, Ben Bentil karşısında alçak posta bir eşleşme yakaladı Tibor Plyce. 4 saniye, 3 saniye Plyce adım basketbol. Adım çöpmeye gitti basket bir defa. Bir de serbest atış gelecek. Tibor Plyce'dan 7-6. Salonda yoğun bir uğultu oluştu az önce çünkü Devon Hall doğrudan atış öncesinde hakemlere giderek itirazını sürdürünce bir teknik faul beklentisi oluştu. Bu baskıyı da yapmak lazım bu arada. Her zaman. Bu arada James Anderson oyunda o üçlüyü bulan Shields'i savunmak için. 7-7'lik eşitlik var. Sergio Rodriguez. Potantını kapattı Plyce ama ona karşı atak etti Rodriguez. Çok zorlanmadı turnikeye giderken. İkili oyunda uzun arkada beklediği için Shields de Rodriguez de topu tutan bir oyuncu değil. Çembere kadar onun devamını oynayabiliyor. Vasile Mitsic elden çaldı Kyle Hines. Top kaybı Mitsic'ten. Da tabii Dunson'ın kenarda olması rakibin de reboundlar ve savunmada agresifliğini yukarıda tutmasını sağlıyor. Tibor Plyce boş kaldı dışarıda. Tibor Plyce! Çok gördük bunları son iki sezonda Tibor Plyce'dan. Bir tane daha geldi maçın başında. Ergin Ataman hücumu ön plana taşıdığı için Tibor'la başladı. Ve o da karşılığını verdi. 6. sayısı. 2-1 gelmişti az önce basket faulün ardından. Bir de üçlük isabeti Plyce'dan. Sergio Rodriguez. Shabon Shields hemen yardım geldi Plyce'dan. Top bize kaldı. Shane Larkin. Plyce yardıma çıkınca topu çalmayı başardık. Shields'i. 65. Anadolu Efes 2. Olimpia Milano 1. Şimdi seride durun değerli izleyenler. Perşembe günü Final Four için sahada olacak Anadolu Efes.